İstanbul Hepimiz girişiminin hazırlayıp sunduğu Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. Programımız normalde pazartesileri saat 16'da fakat bugünkü konumuz çok güncel ve önemli olduğundan ek program yapmaya karar verdik. Program konusu da iklim değişiyor, Türkiye nereye? Bugün konuklarım Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Semra Cerit. Hoş geldiniz. Ve İstanbul Politikalar Merkezi ve İklim Çalışmaları Koordinatörü Ümit Şahin. Siz de hoş geldiniz. Şimdi Kasım ayında Bonn'da Birleşmiş Milletler'in 23. İklim Değişikliği Konferansı yapıldı. Konferansın amacı çok kısaca sera gazı salımlarından kaynaklanan atmosferin ısınmasını 2 derecenin altında tutmak. Bugün bunu konuşacağız ama daha çok da Türkiye üzerine konuşacağız. Şimdi Ümit Bey sizden rica edeceğim. Önce kısaca konuyu anlamamız açısından bizimle biraz veriler paylaşır mısınız? Bu arada görselleri rica edelim. Evet, teşekkür ederim. Şimdi ya iklim değişikliğini hani herkes biliyor zaten yaşanan uzun süreden beri de giderek hızlanan bir durum. Ama ben biraz bazı verilerle ne kadar hızlandığını size isterseniz anlatayım. Bu ilk gördüğümüz grafik bugünkü en son atmosferdeki karbondioksit konsantrasyonu grafiği. Yani atmosferde en önemli sera gazı olan karbondioksitin milyonda kaç parçacık bulunduğunu gösteriyor. Bu son rakam 407. Yani bugünkü rakam 407. Bu ne demek? Atmosferdeki karbondioksit miktarı en azından bildiğimiz son 800 bin yılı biliyoruz. O son 800 bin yıl boyunca hiç 300'ün üstüne çıkmamıştı. Son işte sanayi devriminden sonra artmaya başladı. 280 civarındaydı o civarlarda 1700'lerin sonunda. Artmaya başladı. En nihayet 2 sene önce 400'ü geçti. 400 ppm yani milyonda parçacığı geçti ve o kadar hızlı artışa devam ediyor ki bu sıcaklık artışı karbondioksit konsantrasyonu artışı 407'ye ulaştı. Hatta geçen Mayıs'ta 410'du. Şimdi biraz iniyor sonra tekrar çıkacak. Bu ne demek? Eğer demin bahsettiğiniz 2 derece gibi bir hedefimiz varsa bizim ısınma şu anda 1 derece, o 2 derecede sınırlama hedefi varsa bunun 450'yi geçmemesi gerekiyor. Ama bu hızla gidersek yani yılda 2 ile 3 birim artıyor şu anda sera gazı salımlarımız nedeniyle. Bu şekilde devam edersek 2030 civarında biz 2 derecelik sınırı geçmiş olabiliriz. Bunun anlamı bu çok hızlandı maalesef karbondioksit konsantrasyonu artışı. O ikinci grafikte gördüğümüz de emisyonlarla ilgili bir şey. Yani bütün dünya ülkeleri atmosfere bütün ekonomik faaliyetlerinden dolayı bir önceki slide aslında ne kadar fazla emisyon yapıyorlar. Yani sera gazları ne kadar salıyorlar. Bunun miktarı da yaklaşık olarak 54 milyar ton civarında bir sera gazı salınıyor. Değiştirebilir miyiz? Bu miktar son 3 yıldır, evet bu grafik, son 3 yıldır biraz dikkat ederseniz hafif bir duraklamıştı. Yani sürekli artan, hızlı artan bir şeydi bu. Son 3 yıldır bir duraklamaya geçmişti. Her yıl aşağı yukarı aynıydı. Hatta böyle 0.5 falan azalıyordu. Fakat maalesef en son Bonn'da açıklanan yeni bir rapora göre 2017'de artış tekrar başlamış durumda. Yani artık azalmaya ve düşmeye başlaması gerekirken tekrar artışa geçmiş maalesef. Bu önemli bir grafik. Bir sonrakinde de sıcaklık artışı görünüyor. Diğeri biraz daha böyle kırmızımsı bir grafik olacaktı. Orada sıcaklık artışının yani ne kadar hızlandığının rekorlar üzerinden gösterilişi bu. Gördüğünüz gibi tüm zamanların ölçülmüş en sıcak yılı 2016 yani geçen yıldı.
Bu yıl ondan birazcık daha az sıcak oldu. İkinci oldu. Üçüncü sırada 2015 var. Dördüncü sırada 2014 var. Beşinci sırada 2010 var. Yani görüldüğü gibi en sıcak yıllar hep son yıllar. Yani her yıl bir önceki yılın rekorunu kırıyor. 2016'dan önceki en sıcak yıl 2015'ti. Ondan önce 2014'tü. Dolayısıyla artık her yıl rekor kırmaya başladı. 2017 bile serin olması beklenen bir yıl ikinci oldu. Dolayısıyla maalesef sıcaklık artışı da ortalamada 1 derece olan sıcaklık artışı büyük bir hızla 1,5'a doğru şu anda maalesef ilerliyor. Son diğer grafikte de ne kadar bu emisyonları hızlı şekilde artan ve son bir yıldır tekrar artışa geçen emisyonları ne hızla indirmemiz gerektiği gösteriliyor. İki de bu en üstteki kırmızı hiçbir şey yapmazsak bu artışın nasıl artacağı, artarak devam edeceğini gösteriyor. Ortadaki gri grafik 2 derecede tutmak için sıcaklık artışını ne hızla indirmemiz gerektiği. Alttaki turuncu olan ise 1,5 derece için ki aslında 2 derece deniyor hedef olarak ama 2 derece pek çok dünyanın pek çok yeri için çok yıkıcı bir sıcaklık artışı aslında. Bunun normalde Paris Anlaşması'nda belirtildiği de yani 1,5 için çaba harcamak gerektiği yönünde. Dolayısıyla 1,5 için çaba harcayacaksak en geç 2-3 yıl içerisinde emisyon artışlarını peak yaptırmak deniyor ona. Yani en üst noktasına çıkartıp hızlı bir şekilde yılda %2 civarında indirmek zorundayız ve 2050'lere doğru da sıfırlamak zorundayız ki gerçekten 1,5-2 derece civarında tutabilirim. Yani son durum bu ve maalesef çok parlak sayılmaz. Şimdi bu veriler ışığında şu iki şeyi düşündürüyor bana. Birincisi bilim adamları artık bunu sorgulamıyor herhalde bu veriler ışığında. Gerçi Amerika'da hala küçük bir grup var onu biliyorum. Onlar hala inkar durumunda ama yani bunu artık bir bilimsel gerçek olarak kabul etmemiz gerekiyor. Yani böyle bir tartışma yok zaten yok, artık. Yani bu tartışma tamamen fosil yakıt sektörünün canlı tutmaya çalıştığı çok eski bir, yani bunun gerçekten bilimsel bir tartışma olduğu zamanlar en son 70'ler falan olabilir. Ama tabii bunu petrol şirketleri finanse ederek bir takım lobi faaliyeti şeklinde toplumun kafasını karıştırmayı çok iyi becerebildikleri için özellikle Amerika'da bu hala varmış sanılan bir şeydir. Fakat bilim dünyasında, bilim insanları arasında böyle bir tartışma yok. Yani bizim uğraştığımız şeyler bunlar. Ne kadar hızlı artıyor, ne kadar hızlı düşürmeliyiz. Bond'da da bunlar tartışıldı, her yerde bunlar tartışılıyor. Yani öyle bir tartışma yok aslında. Bir de öbür konu, şimdi 92'den beri, Kyoto protokolünden beri yani insanlar bu konuda konuşuluyor, girişimler var. Bir ara bir düşüş dediniz ama şimdi son verilere göre tekrar ciddi bir artış söz konusu. Şimdi 2 dereceye çıktığını düşünelim. Bunun ne gibi etkileri var? Niye 2 derece? Vallahi aslında 2 derece sınırı biraz rastgele konmuş bir sınır. Yani aslında gerçekten dünyadaki insanların iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinden etkilenmesini istemiyorsak hiç ısıtmamamız lazım. Yani mevcut durum iyiydi açıkçası. Yani ısınmasa iyiydi ama şimdi ısınmaya başladığı için ve bütün bu fosil yakıt altyapısında bir günde kapatamayacağınız için belli bir tedrici düşüş gerekiyor. O düşüşü saptamak için bir sınır koymanız gerekiyor. Hani kaç derecede durdurursak biz bu ısınmayı hala hayat devam eder bu dünyada insanlar açısından ve diğer canlılar açısından. Bunu düşünüyoruz. Dolayısıyla 2 derece bir şey sınırı, bir tür güvenlik sınırı ama aslında oldukça yüksek bir güvenlik sınırı. Yani 2 derecede aslında Afrika'daki pek çok ülke kuraklıktan fena halde kırılıyor. Pek çok okyanustaki ada devleti suların altına gömülüyor falan. Ama en azından ılıman kuşak kısmen hala idare edebilir durumda kalıyor denebilir. Gerçekte bilim insanlarının ve iklim aktivistlerinin ısrar ettiği sınır 1,5 derece. Yani 1,5 derece için bayağı hızlı hareket etmemiz lazım. Ama hala teorik olarak mümkün 1,5 derecede sınırlamak. 1,5 derecede sınırlamamız lazım. Ama hiçbir şey yapmazsak ne oluyor? Asıl önemli olan soru bu. Eğer bu 2 derece, 1,5 derece hedeflerine yönelik emisyon azaltımlarını hızlı bir şekilde yapmazsak, kömürü, petrolü yerin altında bırakmaya dair biraz sonra konuşuruz şeyleri yapmaz isek, bugünkü senaryoyla 100 yıl sonuna kadar 4,5 derecelik bir ısınma söz konusu. Hatta muhtemelen bu hızla gidersek işte
2050'ler civarı 3 dereceyi görür gibiyiz. Yani dolayısıyla bu 3 derece, 4 derece falan yaşanabilir bir dünya değil. O yüzden yani hiç olmazsa 2 derecede sınırlayalım madem bu kadar hızlı gidemiyoruz gibi bir şey var. Peki, şimdi gelelim Türkiye'ye. Türkiye'nin iklim politikası var mı? Varsa nedir? Türkiye'nin bir iklim politikası var. Yani kamu politikası belgelerinde açıklanmış olan, etraflıca da tanımlanmış olan bir iklim politikası var ama politika ile uygulama arasında epeyce büyük bir açık söz konusu. Aynı zamanda politikanın nasıl bir politika olduğu da tartışma konusu. İşte, kalkınma planlarında, 5 yıllık kalkınma planlarında Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadeleyi kendisine bir politika amacı olarak tanımladığını görüyoruz. Bunun yanında 2010'lardan bu yana özellikle Kyoto protokolüne taraf olduktan sonra Türkiye bu yönde bir karar değişikliğine gittikten sonra çok hızlı bir şekilde iklim değişikliği politika belgeleri hazırlıyor. İşte iklim değişikliği ulusal stratejisi var. İklim değişikliği eylem planı var. İklim değişikliği adaptasyon için strateji ve eylem planı var. Sektörel stratejilerde, politika belgelerinde iklim değişikliği bir amaç olarak tanımlanmış durumda. Fakat bu politikaların hiçbir, ya bu politika belgelerin hiçbir aslında bizi somut bir politika değişikliğine götürecek nitelikte belgeler değil. Yani en önemli eksiklik şu, Türkiye'nin bir emisyon azaltma hedefi yok. İklim değişikliği politikası demek özünde emisyon sınırlandırma ya da azaltma politikası demektir. Böyle bir makro hedef olmadığı için, yönlendirici katı bir politika hedefi ortada olmadığı için iklim değişikliğiyle hem azaltma hem uyum anlamında ortaya konan stratejik hedefler gerçekçi olmaktan uzak oluyor. Daha da önemlisi kamu aktörlerini yani kamu kurumlarını ve özel sektör kuruluşlarını, yerel yönetim kuruluşlarını, sivil toplum kuruluşlarını yönlendirici bir etki yapmıyor. Yani o nedenle önemli hani ulusal düzeyde bir çerçevenin belirlenmiş olması, bir emisyonlarla ilgili hedef konmuş olması. Böyle bir hedefimiz var. İşte Paris Anlaşması hazırlık sürecinde bütün ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de bir ulusal katkı belgesi hazırlayıp sundu. İşte Paris Anlaşması'na taraf olması durumunda ulusal katkı, resmi ulusal katkı haline gelecek bu ve ilk defa resmi olarak uluslararası düzeyde de Türkiye bir hedef açıkladı. İşte sera gazı emisyonlarını 2030'a kadar olağan artışından daha az artırmak. İşte artıştan azalım deniyor buna literatürde. İşte %21 artış hızından %21 oranında azaltmak gibi bir hedef ortaya koydu. Fakat bu hedef de aslında köklü politika değişiklikleri gerektirmeyen bir hedef olduğu için yani Türkiye'yi zorlayan gerçekten iddialı bir iklim politikası var dememize yol açan bir hedef olmadığı için de ne kamuyu ne de özel sektörü yönlendirici, itekleyici bir baskı unsuru olabiliyor. Yani bütün dünyada bu hedefler, ulusal katkılar aslında ekonomik aktörlerin, yani iklim değişikliğiyle ilgili aslında bütün sektörlerin o ulusal çıpaya bakarak kendilerini ayarlamaları için konurken bizdeki böyle bir etki yaratmıyor. Çünkü kolaylıkla erişilebilecek olan bir hedef bu. Birçok uluslararası çalışma var. Hani ülkelerin ulusal katkı belgelerindeki hedefleri karşılaştıran bunlar şey söylüyor. Yani Türkiye'nin bu hedefe kolaylıkla ulaşacağını, hatta overachieve, yani o hedefinden bile daha az emisyon olacağını söylüyor. Fakat ya bu business as usual denilen ya da olağan senaryo, Türkiye'nin şey patikası, olağan patikası üzerinden gidip ondan yalnızca %21 artıştan azaltım hedefi maalesef şey yapmıyor, etki yaratmıyor. Bu ulusal katkının içeriği nedir? Yani neleri vaat ediyor bu artışı azaltmak için? Ulusal katkı belgesi bütün ülkeler, ya Paris Anlaşması'nın niteliği dolayısıyla bütün ülkeler kendilerine göre, kendi koşullarına göre ulusal katkı belgesi verdiler. Bazı gelişmiş ülkeler özellikle ama bazı gelişmekte olan ülkelerde Meksika, Brezilya gibi mutlak azaltım hedefi yani belli bir yıla göre, belli bir yılda emisyonlarını ne kadar azaltacaklarını açıkladılar. Bu resmi hedefleri haline geldi. Türkiye, bazı ülkelerde Türkiye gibi artıştan azaltım hedefi verdi. Bunun içinde de ya bu hedefe konulan hedefe nasıl gidileceği de ülkelerin tercihlerine göre değişebiliyor. Türkiye'nin ulusal katkı belgesinde enerji öncelikli sektörler arasında yani hedefe gitmek için yenilenebilir enerjinin payını artırma bu hedeflerden birisi. İşte güneşin payına ilişkin, rüzgardan elde edecek elektriğin payına ilişkin şeyler var, oranlar yer alıyor.
Bunlarda da çelişki var. Yani Türkiye'nin iklim politikasının sıkıntılarından birisi de bu. Yani ulusal strateji belgelerinde konulan güneş kapasite hedefiyle INDC'de ulusal katkı belgesinde konulan işte güneş ve rüzgar hedefleri birbirinden farklı. Yani evet, şöyle bir manzara çıkıyor ortaya. İşte ulusal enerji stratejisinde 10 gigawatt diyor. Ama INDC'de 5 diyor. Yani sanki kurulu gücü 2030'da sökeceğiz biz. Yani böyle iki farklı şey var, rakam var. Enerji verimliliği var. Binalarda özellikle enerji verimliliği hedefi var. Türkiye'nin en büyük sıkıntılarından bir tanesi enerji verimliliği. Hem sanayide, hem konutlarda, hem de taşıtlarda. Onun yanında kentsel dönüşüm sektörü, bu binalarla bağlantılı olarak hani o da bir şey konuluyor. Hedeflerden birisi olarak konuluyor. Ulaşımla ilgili olarak da şeyler var, hedefler var ama ağırlığı şeyden kaynaklanıyor. Enerji sektöründen. Ulusal katkı belgesinin eksik bir yanı da Türkiye açısından adaptasyonun olmaması. Yani yalnızca mitigasyon ağırlıklı bir katkı belgesi Türkiye'ninki. Oldukça fazla sayıda ülke 2030 hedeflerini hem azaltım hem de adaptasyon. Yani bu adaptasyon konusunu biraz açalım. Buradaki kasıt nedir? İklim değişikliği, yani küresel anlamda iklim değişikliği politikasının iki ayağı olduğunu düşünüyorduk şimdiye kadar. Şimdi üç oldu Paris'ten sonra, kayıp zarar da ekledik buna. Birincisi sera gazı salımlarının azaltılması, yani iklim değişikliğine ve etkilerine yol açan kaynak olan fosil yakıt kullanımını azaltmak ve emisyonları azaltmak. Öteki de sera gazı emisyonlarını azaltsak bile, Ümit'in aktardığı gibi atmosferdeki birikim nedeniyle bu birikim dünyayı ısıtmaya devam edeceği için, işte yazın yaşadığımız yağışlarda olduğu gibi, sonbaharda şeyde olduğu gibi, Orta Amerika'da olduğu gibi seller, kasırgalar, fırtınalar yaşanıyor. Daha iki gün önce Arnavutluk'ta galiba çok şiddetli seller olmuş, can kayıpları yaşanmış. Kuraklık, tür kayıpları, bunları yaşamaya devam edecek dünya. Yani bu yüzyılın sonuna kadar sera gazı emisyonlarının atmosferdeki birikimi artırarak, şiddetlendirerek devam edecek şeyi. Yani biz bugün emisyonları bugün sıfırlasak bile sorun devam ediyor. Devam çünkü ediyor. Atmosferdeki sera gazı salımları hala orada ve ısınma devam ediyor. Evet, onlar ısıtma etkisini sürdürüyorlar. Yani işte karbondioksit 150 sene yaklaşık atmosferde kalıyor. Yani geleceğe miras bırakıyoruz biz aslında. Hani dikili ağacımız yok. Ben derste öğrencilerle öyle konuşuyorum. Dikili ağacım yok diye üzülmeyin, şeyde atmosferde izimiz kalıyor diye bizden sonra dünyaya etkimiz devam edecek. Dolayısıyla bu etkilere karşı da ülkelerin kendi toplumlarını hazırlaması gerekiyor. Yani kentleri hazırlaması gerekiyor. Tarımı hazırlaması gerekiyor. Turizm sektörünün hazırlaması gerekiyor. İklim değişikliği etkilerinin yarattığı kırılganlıkları azaltacak. Bu toplum kesimlerinin, bu ekonomik sektörlerin kırılganlığını hafifletecek, onları daha dayanıklı hale getirecek önlemler alınması gerekiyor. Genel olarak bunlara adaptasyon ya da uyum önlemleri diyoruz. Ve yani çok önemli bir bileşeni haline geldi. Paris Anlaşması da çok önemli bir yenilik. Adaptasyonu çıpaladı şeyin içine, rejimin içine daha güçlü hale getirdi. İşte ulusal adaptasyon stratejileri hazırlanması, adaptasyon bildirimleri de hazırlanması gerekiyor. Yani bir uluslararası yükümlülük olarak. Dolayısıyla Türkiye'nin ulusal katkısının bu yönde güçlendirilmesi ihtiyacı da devam ediyor. Peki şimdi devletin var olan girişimleri diyelim. Peki özel sektör neler yapıyor bu konuda? Türkiye'de mi? Türkiye'de. Vallahi özel sektörün en azından 2007'lerden sonra sorunun farkına vardığını söyleyebiliriz. Hani daha çok umutlu bir şey söyleyecek durumda ben açıkçası değilim. Bilmiyorum Semra ne düşünüyor ama en azından sorunun farkına vardı. Özellikle işte TÜSİAD'ın en son geçen sene hazırladığı bir rapor bu konuda ne yapılması gerektiğine dair. Kyoto protokolü tartışmaları sırasında Kyoto'ya taraf olmaktan yana bir tutum sergilemesi falan gibi şeyler var ama özel sektörün bir şeyler yapması ve işte fosil yakıtlara dayalı bir üretim sistemini ya da enerji fazla kullanan bir üretim sistemini iklim değişikliği açısından, tabii tasarruf için vesaire için değiştiriyor olabilir ama iklim değişikliği açısından çok radikal bir şekilde değiştirmesini gerektirecek bir Türkiye'nin bir hedefi yok. Biraz önce Semra'nın söylediği oydu. Türkiye zorlayıcı bir hedef koymadığı sürece özel sektör daha çok küresel piyasalardaki eğilimlere göre şey değiştiriyor ve
Şöyle de bir rolü de var aslında özel sektörün. Türkiye'de iklim politikalarının belirlendiği bir kurul var. İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulu diye. Bakanlıkların ilgili temsilcilerinin yer aldığı bir yer. Ama orada TÜSİAD, MÜSİAD ve TOB'un da temsilcileri var. Yani iş dünyası da var. Sivil toplum ya da akademi yok ama özel sektör var o kurulda. Ve özel sektörün oradaki rolü genellikle frenleyici bir rol olarak görülüyor. Yani daha çok zaten devletin de çok ciddi adımlar atmaya niyeti yok ama özel sektörde burada daha hızlı gidelim iklim değişimini durdurmak için diye değil. Biz eğer hızlı gidersek rekabet gücümüzü kaybederiz, zarar ederiz vesaire gibi argümanlarla ya da işte Türkiye'nin dünya piyasalarındaki rolüyle ilgili vesaire argümanlarla biraz frenlemeye yönelik bir rolü var. İyi bir şey söylememi istiyorsanız hani özel sektörün yaptığı. bu işte çok iklim motivasyonuyla olmasa da en azından yenilenebilir enerji yatırımlarının arttığını biliyoruz. Bu yönde bir bu yöndeki şirketlerin iyi kötü gelişmeye başladığını, bu konuda çeşitli sektör birliklerinin oluştuğunu, özellikle güneş enerjisiyle, rüzgar enerjisiyle ilgili, enerji verimliliğine, binalarda enerji tasarrufuna yönelik çalışmalar yapıldığını biliyoruz. Bir de işte özellikle dünya piyasalarında işte ihracata yönelik üretim yapabilmek için, rekabeti sürdürebilmek için enerjiyi daha az tüketen işte otomobil olsun, beyaz eşya olsun bunlarda daha enerji tasarruflu, enerji verimliliği fazla ürünlerin üretilmesine yönelik bir takım şeyler var. İşte bu A++ buzdolapları gibi ya da az benzin yakan arabalar gibi falan. Hani ama Türkiye'nin buna zorlayan sektörleri daha az sera gazı emisyonu yapın diye zorlayan bir iklim hedefi olmadığı için bunlar biraz gönüllü, biraz dünya piyasalarının gidişatına uyan şeyleri var. Mesela bir proje var, CDP diye bir proje var. İşte şirketlerin karbon emisyonları ve su ayak izlerini açıklamalarına dair. İşte bu tür, bunlar da sivil girişimler. Sivil girişimlerde işte yine aslında rekabet gücünü korumaya yönelik. Mesela bir firma daha fazla ihracat yapmak istiyorsa üretiminin daha sürdürülebilir olduğunu göstermek zorunda ki yurt dışındaki ihracatı yapacak olan şirketler bunları işte kamuoyundaki daha çevreci eğilimlere de uyumlu bir şekilde tercih etsinler ya da yatırımcılar gelip bunlara yatırım yapsın. Örneğin artık kömür yatırımı yapmak için Avrupa'dan para bulamazsınız. Bu devir geçti örneğin. Hani bu tür zorlayıcı piyasa mekanizmaları var. Ama hani Türkiye'de Amerika'daki ya da Avrupa'daki gibi çok böyle iklim düşük karbonlu ekonomi dediğimiz iklim değişikliğine mücadeleye yönelik yeni bir güçlü sektör doğmuş değil. Yani böyle bir özel sektör şeyi yok. Daha böyle başlangıç düzeyinde ufak tefek şeyler var ama öbür yandan mesela bizde böyle çok fazla petrol şirketi falan olmadığı halde hala sınırlamaya yönelik yani çok fazla yeni yatırım yapmayı engellemek için muhtemelen vesaire iklim politikalarını sınırlamaya yönelik bir güçlü özel sektör damarı da varlığını sürdürüyor. Yani söylediğinizden şunu anlıyorum. Bir kere dünya piyasalarında sürdürülebilirlik bir rekabet konusu olmaya başlamış. Ama Türkiye'de ne piyasa ne de hükümetin böyle bir itici gücü oluşmadığından dünya piyasalarıyla bütünleşmiş olan şirketler vesaire için bu bir gereklilik olmakla beraber yani iç piyasada böyle bir basınç herhalde çok fazla hissedilmiyor olsa gerek. Yani ben duymadım en azından. Hani özellikle iç piyasada insanların tüketim tercihlerini iklim dostu olup olmadığına dair belirlediğine dair çok fazla bir şey yok ama mesela ilginç bir gelişme var. Türkiye bu yerli otomobil yapmaya niyetli ya bir konsorsiyum oluşturdular. Mesela onun elektrikli otomobil olmasına karar verdi şirketler. Yani çünkü bu da tabii aslında iklim bakış açısının ötesinde akılcı bir tercih gerçekten yapabileceklerse. çünkü dünyada artık bu içten yanmalı motorları terk etmeye doğru giden bir eğilim var. Türkiye'de mesela böyle bir ilerici bir adım atıyor gibi görünüyor. Daha henüz fikir aşamasında ama hani böyle ufak tefek şeyler var doğrusu ama hani bu ne kadar ciddi bir hal alacak bilmiyorum. Yani onun için daha erken.
Şimdi aslında Türk ekonomisine de baktığımızda inşaat sektörünün çok büyük bir oyuncu olduğunu görüyoruz ve aynı zamanda da en kirletici, yani beton, bu konuya bir açarsınız. Özel sektörü önemli bir paya sahip. Yani özel sektörle ilgili Ümit'in söylediklerine hani birkaç ek yaparak oraya geçeyim. Yani bir çok parçalı olduğunu da söylemek lazım. Yani yekpare bir özel sektör duruşu değil de Ümit'in de aslında söylediği gibi sektörlere göre farklılaşan tutumları var özel sektör kuruluşlarının, sektör, yani sektör farklılıkları dolayısıyla. Otomotiv sektörü Türkiye'nin ihracatında önemli pay tuttuğu için gümrük birliği dolayısıyla hani içeriden gelen dinamikle değil de dışarıdan gelen pazar baskısıyla aslında hani biraz uyum sağlamak zorunda değişen koşullara. Öbür yandan da şey çatışması yaşıyor özel sektör galiba. İç pazarda böyle bir talep yok ve ulusal düzenlemeler de bunu zorlamadığı için iki türlü ürün üretmek. Yani ihracat ürünleri başka, iç pazarda satılan ürünler başka olabiliyor emisyon standartları açısından. Onun yanında bir güçlü bir de enerji sektörü, yani şeyin enerjinin piyasalaşmasıyla, liberalleşmesiyle enerji piyasasının çok güçlü aktörler çıkmaya başladı enerji sektöründe. Ve bunların da ağırlıklı bir kısmı kömür sektörüne hala yatırım yapıyor. Bu kamu tercihinin, yani hükümetlerin kömür ağırlıklı, yerli lignit ağırlıklı tercihlerin de bir sonucu. Fakat orada karşılıklı bir anlayış birliği, yani kömürün payını artırmak yönünde politika araçları, teşvikler geliştirmek yönünde bir yani ortak yönelim söz konusu. Bunun bir örneğini birkaç gün önce yaşadık. İşte hani bu milli enerji politikası çerçevesinde hani geçen sene açıklanan yerli lignit kömürüne doğru bir kayış var elektrik üretiminde. Isınma amaçlı da kullanılıyor tabii. Alım garantisi. Yani bankalarla aslında enerji sektörünün uzlaştığı konulardan bir tanesi. Kömür sektörünün, yani termik kömürlü termik santral yapmak için uluslararası piyasadan kredi bulunamadığı için yerli bankaların, yani ulusal düzeydeki bankaları şey yapması lazım, kredi desteği vermesi gerekiyor. Onlar da karlılığa ve uzun vadeli hayatta kalabilmesine bakıyorlar bu santrallerin. Ve şey olmazsa, alım garantisi olmazsa bunun karlı kredi verilebilir bir sektör olmadığı konusunda bildirdikleri görüşlere de dayanarak alım garantisi getirildi kömür, yerli lignit kömürü santrallerinden üretilen elektriğe. İşte birkaç gün önce bu karar yenilendi. 2024'e kadar uzatıldı. Yani 7 sene daha devlet kömürlü termik santrallerde üretilen elektriği işte belli bir alım fiyatı garantisiyle satın almaya devam edecek. Yani şeyde ürettik, her bir santralin ürettiği elektriğin yarısını alma garantisi veriyor devlet. Hani bir dünyada de akıllı kömür olmuş galiba aslında. Kömür ocaktan şeye kadar, santrale kadar akıllı hale geliyor. O herhalde maden çıkarmanın biraz daha teknolojik, yani daha gelişmiş teknolojilerle yapılmasını amaçlayan bir şey ama hani bir kömür sloganı da haline geldi akıllı kömür. O akıllı kömürlerle akıllı kentler şey yapacağız, ısıtacağız ya da aydınlatacağız, böyle birbirine eklemlenen bir şey. Bir yani önemli şey bu, hani küresel piyasaların aslında eğiliminin tersine hareket ettiğimiz alanlardan bir tanesi bu. Hatta sözünüzü keseceğim, bu COP toplantılarında Paris'teydim ben, müthiş de bir tepki var, yani kömür sübvansiyonuna giriyor bu ve bunun durdurulması, hatta bunun gerçek maliyetinin bir an önce hani ortaya çıkıp insanların bunu anlaması ve engellemesi için ciddi girişimler var ama biz de tersine. Yani alım garantisi değil, tam tersine şebekeye yenilenebilir enerjinin öncelikli olması gerekirken yani kömürü alım garantisi tamamen küresel eğilimlerin tersinde. Bir şey. Bir de hani parçası olduğumuz G20'nin de böyle bir şeyi var, politika önceliği var biliyorsunuz. Hani G20'de eleştirilebilir. 2009'dan bu yana, hani 2009'da başladı bu süreç, hala çok hızlı gitmiyor, zorlamıyor G20 üyelerini. Ama yine de orada devam eden bir hat var, fosil teşviklerinin yavaş yavaş kaldırılması yönünde. Hı hı. Türkiye o toplantılarda, o raporlarda, hani G20 raporlarında bizde fosil yakıt teşviği yok diyebiliyordu. Hani şeyde tarımda vardı, denizcilik sektöründe vardı, hı hı, başka sektörlerde yok diyordu. Şimdi şey oldu, hani payı böyle hızlıca artar hale geldi. G20'nin genel politikasına da aykırı, yalnızca şeye değil, Paris Anlaşması ile uyumsuzluk değil, öyle bir şey de var, yanında var bunun. Tabii çimento sektörü de önemli bir pay. İnşaatın dediğiniz gibi ekonominin motor sektörü haline gelmesiyle birlikte
çimento üretimi arttı, kullanımı da arttı. Bir yandan da hani başka uluslararası gelişmelerin de etkisi var. Avrupa Birliği'nin emisyon ticaretinden kaçan çimento şeyleri, tesisleri Türkiye'de kurulmaya başlandı. Yani bizde şey olmadığı için, karbon emisyonlarına bir tavan getirilmediği ya da başka bir düzenleme yapılmadığı için Türkiye'de çimento üretmek daha ucuz hale geldiğinden, üstelik Gümrük Birliği üyesi olduğumuz için hani Avrupa'ya geri satmak daha kolay. Yani kazançlı, karlı bir piyasa oldu çimento sektörü için Türkiye. Birbirini destekleyen, çünkü şey yakılıyor, orada da katı yakıt yakılması gerekiyor çimento sektöründe, birbirini destekleyen bir şey. Çimento sektörünün atıklarını da yol yapmak, asfaltlarda falan kullanmak gibi yeni bir çözüm geliştirilmiş. Böyle yeni bir karbon simbiyosis ekonomisi kuruluyor diyebiliriz Türkiye'de maalesef. Peki şimdi bir de sivil toplum örgütlerine bakmak istiyorum. Bu zorlayıcı hedeflerin olmaması konusunda Türkiye'deki sivil toplum örgütlerinin tutumu ne? Onlar COP'ta var mıydı? Sivil toplum COP'ta var. Uzun yıllardır var aslında. Yani en azından 2009, daha öncesinde de vardı ama 2009'dan bu yana, Kopenhag zirvesinden bu yana Türkiye'de iklim hareketi biraz daha gelişti ve sivil toplumun katılımı da arttı. Paris'te çok güçlü bir katılım vardı mesela. Bu sene de vardı. Sivil toplum özellikle hem kapasite açısından hem stratejileri açısından falan pek çok yeni raporlar yayınlayarak aslında devletin önünde gidiyor yani Türkiye'de. Yani üstelik Türkiye'de iklim politikaları biraz geliştiyse, yani son 10 senede biraz geliştiyse, bunda bence iklim hareketinin ve sivil toplumun çok önemli bir payı var. İlk mesela iklim mitingi geçen gün, hani yıl dönümü olduğu için aklıma geldi. 2005'in 3 Aralık'ında yapılmıştı. Yani çok işte yeni yıl dönümü geçti. 12 yıl önce yapılmış İstanbul'daki ilk iklim mitingi. Yani uzun soluklu bir hareket olduğunu gösteriyor şeyin. Artı tabii pek çok büyük sivil toplum örgütü, think tank ya da işte akademi falan da yeni yeni raporlar falan hazırlayarak aslında Türkiye'de düşük karbonlu ekonomiye geçişin öyle sanıldığı gibi korkulacak bir şey olmadığını, yani sadece bir şeyler talep ederek ya da slogan atarak değil, yani raporlar yazarak ve gayet net rakamlar ortaya koyarak Türkiye'de mesela karbon vergisi koymanın, ki bunlar emisyonları düşmeye zorlayacak önlemler, karbon vergisi gibi şeyler. Bunların aslında Türkiye'deki ekonomiyi öyle sanıldığı gibi, iddia edildiği gibi çok da büyük zarar vermeyeceğini, hatta faydası olabileceğini falan gösteren yayınlar yapılıyor. Dolayısıyla sivil toplumun bu alandaki çalışmaları son birkaç yıldır özellikle gayet iyi gidiyor denebilir. Ama bir umutsuzluk da var tabii. Yani işin bir bu yönü var maalesef. Yani birincisi sivil toplumun çok güçlü olabilmesi için demokrasinin güçlü olması lazım. Bir müzakereci bir karar alma sürecinin olması lazım. Ama bu INDC açıklanırken olsun, Türkiye'nin yaptığı müzakerelerin hazırlanmasında olsun, maalesef sivil toplum çok fazla işin içine katılmıyor. İşte söylediğim gibi İDKK'da mesela hiçbir çevre örgütü yok, hiçbir akademisyen yok vesaire. Tamamen özel sektörle devlet bir araya gelip politikaları belirliyor. Son 1-2 yıldır bir diyalog var. Daha, yani diyalog vardı ama son 1-2 yıldır daha iyi diyalog. Devletle sivil toplum arasındaki diyalog. Hem COP'larda hem de arada ortak toplantılar, görüşmeler yapılıyor. Yani hiç kopuk değil, tamamen kopuk değil. Ama sivil toplumun ya da akademinin etkisi maalesef karar süreçlerine yapılandırılmış olmadığı için. Yani sonuçta son kararı politik biraz şeylerle, münazalarla herhalde verme daha yaygın olduğu için, hani ekonomik ya da işte teknolojinin, ekonominin etkisi politikanın başka nedenlerle olan etkisinden daha az Türkiye'de maalesef. Dolayısıyla bu şeyler sınırlı kalıyor. O yüzden bir genel bir müzakere ve diyalog eksikliği hala var ama hani ne bileyim 5-6 sene öncesine göre herhalde daha iyi durumdayız bu açıdan. Peki o yapılanma gitgide güçlenme eğilimi hissediyor musunuz, yoksa bu hangi yapılanma? Yani bu şey, sivil toplum örgütü, akademi ve hükümetin bu konuda bir yapılanması söz konusu mu? Yani biraz şey, istikrarsız bir gidişat var. Yani bazen iyiye gidiyor gibi oluyor, sonra birden bir sessizliğe gömülüyor. Yani
Türkiye'nin iklim politikalarına biraz daha böyle yukarıdan genel tablo içinden bakmak gerekirse, bir tarafta mesela Çevre Bakanlığı'nın temsil ettiği bir çizgi daha böyle iklim konusunda aktif rol alma, emisyonları düşürmeye yönelik, adaptasyona yönelik daha ciddi bir olumlu diyelim, proaktif bir çizgi varken, bir tarafta da özellikle Enerji Bakanlığı'nın temsil ettiği bir frenleyici çizgi var. Ve çoğunlukla Türkiye'nin özellikle son 1-2 yıldır bu kömür konusundaki, ya 1-2 yıldır da değil aslında, Türkiye 2012 kömür yılı ilan ettiğinden beri bu devam ediyor ama son 1-2 yıldır iyice herhalde cari açık meseleyle bağlantılı olarak iyice daha fazla vurgulanmaya başlandı. Bu kömür vurgusu arttıkça iklim politikaları doğrudan yara alıyor. Yani Türkiye'de yani kömür iklim politikaları da enerji politikaları da kömürden ibaret değil. Yani bir sürü başka işin yönü var. Verimli enerji kullanmaktan yenilenebilirin nasıl destekleneceğine kadar falan. Ama Türkiye henüz kömürün baskısını aşamadı. Yani o kömür konusu biraz daha bu kadar vurgulanıp bu kadar en üst siyasi düzeyde bir siyasi öncelik haline getirilmemiş olsaydı ya da bu bırakılırsa o zaman hem enerji politikaları, iklim politikaları da farklı seçenekler üzerine daha fazla konuşabilir hale gelir. Ama Türkiye giderek Avustralya'ya benzemeye başlıyor. Yani sanki veya Polonya'ya, yani sanki çok büyük bir kömür kaynaklarına sahip bir ülke de, hani Avustralya öyle biliyorsunuz, Polonya kısmen öyle sayılır. Hani bu ülkelerde bir kaynak zengini ülke tavrı var ya da işte Suudi Arabistan'ın petrol konusu yüzünden sürekli iklim müzakerelerini baltalamasında olduğu gibi. Yani orada bir kaynak zengini ülkenin, fosil yakıt ülkesinin şeyi var, baltalaması var. Türkiye öyle bir ülke değil aslında. Yani Türkiye'de son derece kalitesiz bir lignit kömürü var. Onu da yakmak istiyorlar. Ama hani öyle bir uzun vadede, hatta orta vadede Türkiye'nin kömürden kazanacağı hiçbir şey yok ekonomik olarak da. Yani ama güneş, rüzgar. Güneş ve rüzgar konusunda bu kadar zengin bir ülkenin çok daha hızlı davranıp aslında dünya şartlarında üstünlük kazanması, yani ekonomik anlamda da üstünlük kazanması mümkün. Ama burada bir takılma var. Yani bu kömür meselesinde bir takılma söz konusu. İnşallah konjonktürel bir takılmadır. Yani 1-2 seneye kurtuluruz. Ama kurtulmadığımız sürece bu bizim bütün iklim politikalarını olumsuz olarak etkilemeye devam edecek. Çünkü iklim politikaları doğrudan doğruya kömürün önünde tehdit olarak görülüyor. Yani halbuki Türkiye şunu dese mesela, önümüzdeki 20 yıl içerisinde kömürün payını giderek azaltacağız dese, yani bütün kömür santrallerini bugün kapatamayacağını hepimiz biliyoruz. Ama bunu dese mesela bu şey ortadan kalkacak, bu problem. Bunu demek yerine yani Türkiye... Bir diyalog ortamı en azından açmış olacak. Ve yeni şeylere, yani piyasaya bir sinyal verilmiş olacak. Ve yeni, aslında siz gelecek kömürde değil, bakın. Yani aslında yenilenebilir enerjide vesaire de denmiş olacak. Halbuki inatla Türkiye kömürün payını arttıracağını ilan ettiği için iklim politikalarıyla birebir çelişiyor. Yani sadece bu yüzden bile ciddi bir problem yaşıyoruz diyebiliriz. Şimdi programın adı Şehir Hepimizin ve... emisyonlara da baktığımızda dünyada emisyonların %70'ini de kentlerde kaynaklandığını görüyoruz. Bu konuda Türk kentlerinde çalışmaları olan var mı? Ne gibi çalışmalar yapılıyor? Umut vadeden alanlardan, umut var diyebileceğimiz alanlardan bir tanesi yerel yönetimler. Ama geçmeden Ümit'in bu kömürle ilgili söylediğini bir ek yapayım. Yani konjonktürel bile olsa tehlikeli, çünkü şeyde bir kere yapıldı mı kömür santralleri 40 sene 50 sene ömrü var, Türkiye'yi kömüre kilitleyecekler. Seçenekleri daraltıyor. Yani yenilenebilir enerjinin şeye girmesine, enerji mix bileşimine girmesini engelleyecek. Yani orada bir kurulu güç varken yeni yatırım yapmak ya da gerçekten kömür bir şey olacaksa, dünya trendleri gibi çıkış olacaksa o kömür santralleri atıl kalacaklar. Yani milli sermayenin yanlış kullanımı sonucu çıkmış olacak ortaya. Kaynak israfı Türkiye açısından. Bir sürü batık şey ortaya çıkacak. Evet. Kullanılmayan yatırım kalacak ortada. Yerel yönetimler
De tabii yani merkezi yönetim politikasından bağımsız değil. Yani Türkiye 10 yıllardır iklim değişikliği konusunda isteksiz. Hani bir adım ileri gidip iki adım enerji politikaları ya da başka sektörlerdeki politikalarla geri geldiği için bu şey de yansıyor. Bütün öteki aktörler olduğu gibi yerel yönetimlere de yansıyor. Yani bir merkezi liderlik rolü üstlenemiyor merkezi yönetim. Ama öyle olmakla birlikte yerel yönetimler, bu bütün dünyadaki işte yerel yönetimlerin yükselişi, kentlerin yükselişi eğilimleri dolayısıyla dışarıya bakıp şey yapıyor, örnekler alıyorlar çünkü. Aslında iklim politikası kentleşti. Yani böyle bir yanı var. 90'lardan da böyleydi ama şimdi daha fazla böyle. Özel sektörün küresel piyasada rekabet etme arayışı gibi kentler de aslında birbirleriyle yeni değerler üzerinden rekabet ediyorlar. Bu yeni değerlerden bir tanesi de hayat kalitesi. Hı hı. Hayat kalitesini korumanın gereklerinden bir tanesi de iklim değişikliği için, sürdürülebilirlik için çalışmalar yapmak. Bunu fark ettiği için yerel yönetimler iklim değişikliği alanına oldukça fazla önem veriyorlar, yatırım yapıyorlar bu alanlara. Yenilikçilik aslında şeyden kaynaklanıyor, kentlerden kaynaklanıyor. Birçok ülkede iklim politikalarının hani araçlarına baktığımızda yerel düzeyde geliştirilmiş yeni fikirlerin ulusal düzeye taşındığını görüyoruz. İşte bizim yerel yönetimlerimiz de öğreniyor aslında. Yani dünyadan öğreniyorlar. Böyle karşılıklı bir değme süreci yaratıyor iklim değişikliği. Merkezi yönetim yönlendiriciliği yokluğunda da oldukça fazla sayıda kent belediyenin özellikle bu alana girdiğini görüyoruz. Bunlardan kimileri hani kendi başına aslında iklim amacıyla ortaya çıkmamış girişimler. Fakat yan fayda olarak iklim değişikliği faydası yaratıyorlar. Yani dünyada tersidir. Yani eylemin, yani iklim eyleminin öteki alanlara yan faydası olması beklenir. Türkiye'de yani atık yönetimine, ulaşıma yenilik getiriyor belediyeler. İklime yan faydası oluyor bunların. Bazıları da daha planlı programlı yapıyorlar bu iklim değişikliği şeylerini, eylemlerini. Hani ulusal çerçeve yokluğunda dedim, Avrupa Birliği'nin programları örneğin hani önemli bir şey, dışarıdan gelen etki, hem ilham kaynağı hem de cesaretlendirici. Bu Covenant of Mayors'a başkanlar sözleşmesi, hani belediyelerin Avrupalaşmasının şeylerinden, zeminlerinden bir tanesi bu. İşte Türkiye'de de 14 tane belediye bu başkanlar sözleşmesinin tarafı, yani imzaladılar, meclislerinden geçirdiler. Bu sözleşme şey getiriyor belediyelere, emisyon azaltımı, yenilenebilir enerji hedefleri koyma gereği getiriyor. Dolayısıyla sürdürülebilir enerji eylem planları var bu sözleşmeyi imzalayan belediyelerin. Ona orada koydukları, o planda koydukları hedeflere dönük çalışmalar yapmak durumundalar. Bu 14 belediyeden birkaç tanesi Birleşmiş Milletler'in böyle Nazca diye bir platform kuruldu. Oraya da şey oldular, katıldılar. Bir hani küresel kompakt gibi düşünmek lazım onu da. Dolayısıyla orada bir hani yenilik, canlılık söz konusu. Bazı merkezi yönetim şeyleri de, düzenlemeleri de kolaylaştırıcı olabiliyor. İşte yazın planlı alanlar imar yönetmeliği çıktı biliyorsunuz. Şeyde çatılara güneş paneli konmasında ruhsat sürecini kolaylaştıran bir yeni düzenleme geldi. Hani uygun olduğu sürece şey binanın statiğine, imar düzenine şey konabiliyor, güneş paneli konabiliyor. İşte yağmur suyu toplamayla ilgili bir şey geldi, yönetmelik çıkarıldı. Ama çok sınırlı, dar şeyler bunlar. İşte İzmir bütün filosunu şeye, otobüs filosunu güneşe döndürmek yönünde çalışıyor. Malatya'da şey vardı. Bu troleybüs vardı eskiden. Hı hı. Onun güneşli hali var Malatya'da. O da hani olumlu bir gelişme. Hem de kendi enerjisini de kendisi üretiyor İzmir'deki otobüslerde olduğu gibi. Ve çok sayıda belediye katı atıklarını bertaraf ederken bundan enerji üretme, elektrik üretme yolunu da kullanmaya başladı. Yani giderek sayısı artıyor bu tür tesislerin. Yani şey sıkıntısı devam ediyor bir. Yönetişim sıkıntısı. Yani yerel yönetimlerin bu alanda şey yapmalarını, amaçlı politikalar geliştirmelerini, yani uygulanabilir diyeyim daha doğrusu, uygulanabilir politikalar geliştirmelerini destekleyecek bir merkezi çerçeve eksikliği söz konusu. Bir de mali destek gerekiyor. Birçok ülkede, yani yerel yönetimlerin öne geçtiği ülkelerde ulusal yönetimler, merkezi yönetimler finansal olarak da destekliyorlar yerel yönetimleri. Yani bu çünkü İlk anda korkutucu geliyor yerel yönetimlere. Yani ek bir mali yük daha geliyor sanki onların bütçeleri için. Hani öyle değil aslında. Yan faydalarıyla kazançlı oluyorlar. Fakat ilk anda bu düşünsel bariyeri, yani politika bariyerini kırmak gerekiyor. Merkezi yönetimlere de hani onu kıracak, başlangıç adımlarını atmayı sağlayacak
mali destek vererek yani o ilk adımı atma görevi düşüyor. Bazı ülkelerde yasalar var. Meksika'da örneğin Ulusal İklim Değişikliği Yasası federal yönetimlerin ve yerel yönetimlerin iklimle ilgili görevlerini de düzenliyor. İngiltere'de buna benzer bir yasa var. Londra'nın kendisi yasasında, Büyükşehir Yasası'nda iklim değişikliği var. İsveç'te düzenlemeler söz konusu. Bu örnekleri çoğaltabiliriz. Bu şeyle birlikte, hani bizim anayasamızda diyor ya, yerel yönetimlere görevleriyle orantılı gelir kaynağı sağlanır. İklim politikasını da aslında o iklim görevine bağlantılı kaynağı vererek desteklemesi gerekiyor yerel yönetimlerin. İşte Almanya şey veriyormuş, iklim yöneticisinin maaşını ödüyormuş. Yani belediyeler iklim yöneticisi çalıştırıyor, maaşını merkezi yönetim veriyor. Bunlar, bu ufak kaynaklar aslında bu alana girmek için bir şey, özendirici ya da başlangıç adımı niteliği taşıyabiliyor. Fakat en büyük sıkıntı bana göre yerel yönetimler açısından, hani Kadıköy Belediyesi var İstanbul'da, yani ilk başlayan ve eylem çeşitliliği açısından diğerlerinden farklılaşan bir belediye. Başka büyük şehirlerde, İzmir'de ilçe belediyeleri, sizin proje yaptığınız belediyeler Bornova var, Bornova var, Karşıyaka var. Şöyle bir sıkıntı var, yani planlama yetkisi, yerel yönetimlerin birincil yetkisi, en önemli yetkisi. Kendileri tarafından kullanılamıyor. Yani büyük şehirlerde özellikle merkezi yönetim planlama yetkisini yerel yönetimlerin yerine geçerek kendisi kullanıyor. En son örnek Kalamış Yat Limanı. Yani İstanbul'da bu büyük mega projeler, bunların planlarını yerel yönetimler yapmıyor. Merkezi yönetim yaptı ve şey olmuş, Ankara'da birçok kuruluş arasında İstanbul'un planlama yetkileri paylaşılmış durumda. Hani kamu arazilerinin niteliğinden dolayı. Dolayısıyla yani iddialı iklim hedefi koyabilmeleri mümkün değil yerel yönetimlerin. Hani Kadıköy Belediyesi'nin iklim eylem planı var ama Fikirtepe Kadıköy'ün planı değil. Hani önce büyük şehrinde, şimdi merkezi yönetimin planı. O çok büyük bir yapı yoğunluğu getiriyor. Trafik yoğunluğu, nüfus yoğunluğu getirecek oraya. Hani Kadıköy'ün kendi hedefini Fikirtepe gibi projeler nedeniyle yakalayabilmesi mümkün değil. Yani bu bir somut örnek. Başka yerlerde, başka biçimlerde kendini gösteriyor. Bütün dünyada yerel yönetimlerin hani iklim alanına girerken kullandıkları başlıca yetki, plan yetkisi olduğu için şey yapıyor. Yani yerel yönetimleri zayıflatıcı, güçlendirici değil de zayıflatıcı bir etki doğuruyor maalesef. Bizim vaktimiz bitmek üzere. Ümit Bey, son söylemek istediğiniz herhangi bir şey? Vallahi son olarak şeyi söyleyeyim. En popüler mesele aslında Türkiye açısından Paris Anlaşması'nın onaylama mevzusu. Evet. Türkiye biliyorsunuz Paris Anlaşması'nı imzaladı. Ama meclisten geçirmedi. Evet. Geçirmeyi de işte bir takım şartlara bağladı. O şartların da Bonn'da karşılanmadığını gördük. Diğer ülkeler kabul etmedi o şartları. Önümüzdeki yıllarda da karşılanacağının bir garantisi yok. Eğer böyle giderse, yani Türkiye müzakereler, yaptığı müzakerelerden sonuç alamayıp bunu da şart halinde getirmeye devam ederse, Türkiye Paris Anlaşması'nın tarafı olamayacak yakın gelecekte. Aynı Kyoto zamanında olduğu gibi bir fırsatı kaçıracak. Ben bunu çok büyük bir risk olarak görüyorum. Yani hem Türkiye'nin bir yandan iyiye doğru giden ufak ufak bazı işte sivil toplum, yerel yönetimler, işte özel sektörün bazı küçük çabaları falan, bütün bunları böyle bir boşlukta kalmasına neden olacak. Eğer Türkiye Paris'e taraf olmazsa bir büyük hedefi olmamış olacak. Türkiye'nin bu yetersiz INDC'si bile yürürlüğe girmemiş olacak. Bunun önemli bir sorun olduğunu düşünüyorum. O yüzden hani belki bizim de basının da sivil toplumunda önceliği Türkiye'nin Paris'e taraf olması ve Kyoto zamanında yaptığı hatayı yapıp bir 10 yıl daha kaybetmesini engellemek olarak belirlemesinde önümüzdeki yıl için en azından fayda olabileceğini düşünüyorum. Yani bunun için çeşitli yöntemlerle diyalog kurarak, hatta kampanyalar yaparak Türkiye'nin Paris'e taraf olmasını sağlamaya çalışmak şu anda öncelik olabilir gibi geliyor bana. Yani kolları sıvamamız için evet, bir neden daha var. Evet. Peki, size çok teşekkür ediyorum. Vakit ayırdınız, geldiniz. Bir program daha burada sonuçlanırken hatırlatıyorum. Haftaya pazartesi saat 16'da görüşmek üzere. Hoşça kalın.